Ben 1948 Malatya doğumluyum. İlkokulu Gazi Okulu'nda bitirdikten sonra mesleğe girdim. Önce terziliğe, sonra gaskeçiliğe girdim. Bir Ermeni ustanın yanında çalıştıktan sonra bu dükkanımı açtım 81'de. ...81'de açtık. Ustam Ermeniydi. Vefat etti 67'de. Ben onunla beraber 5 sene çalıştık. 600 ilçeye yaklaşık şapka gönderdik. Resmi gazete, sivil değil. Türkiye'nin her yerine gönderdik. Bilmediğim ilçe yoktur. Ya plak firmasını açmanın bir şeysi yok. Ama kendi firması. Şöyle yani, tamam. Şimdi... John Holiday buna plak... Fakat o zaman işlerimiz iyiydi. Şimdiki gibi değil. Şimdi eski işlerimiz yoktur. Eskide biz gasket kavuşturamıyorduk. Ben 26 kişine çalıştım. Girip çıkan, ölen, kalan 26 kişine çalıştım. Benle çalışan bir tanesi şimdi Ermeni Hastanesi'nde Karabük Boğa isimde üroloji doktoru. O benle çalıştı. Diğer arkadaş ustamız öldü. Birkaç çalışan, yanımızda çalışan arkadaşlar da öldü. Bir filmi vardı gördüm. Ben sinemada yok. Frank Sinatra'dan bir tane daha şeyi filmi 13 yaşında mesleğe girdim. 61'de yaklaşık 59 senedir. Emek ister. Sonra mesela bu işi başta kabiliyet meselesi. Meslek hiçbir şeye benzemez. Mesela ben diğer gasketçiler gibi değil. Benim yapmadığım model gasket yoktur. Subay yaptım, kayık yaptım, asker şapkası yaptım, sivil yaptım. Yapmadığım model gasket yoktur. Yeter ki ben yapayım. Şimdi eskide biz o zaman 65 tane biz o zaman 8 kişi kadar çalışıyorduk tahminim. 65 sivil gasket yapıyorduk. 10 tane resmi. Biz el işini ustamın kayınbabasıyla el işlerini gönderdik. Kadınlar yapıydı. Bana gönderlerdi. Ben de ütülüydüm. Karısı da evde kesiydi. Dikişini açıp şapkaları bana gönderiydi. Geri kalanı dükkanda yapıyorduk. O şekilde. Belçika'da müşterim var. Gönder, geliyor buraya vereyim. Efendime diyeyim Almanya'da var, Amerika'da var, İngiltere'de var. Daha yurt dışı bunlar. Yurt içinde de efendim Ankara, Kayseri gelenler var yani şu anda hatırımda değil. Erzincan, Ilıç falan hep geliyorlar yani. Her memleketin, her yörenin kendisine has bir giyim şekli var. Mesela diyelim Sirtin gasketleri 8 köşedir ama ufaktır üstü. Bizim Malatya giymez. Siverek'in üstü geniştir. Diyarbakır'ınki geniştir üstü. Bizimkinden de geniş. Efendime diyelim Sivas'ınki küçüktür üstü. Onlar kendi yöresinin gasketlerini giyer. Ha bizde alan dolur. Şöyle. O memlekette gasket yapan yoksa, diyelim Adana'da istiler, Antalya'da o gün geldiler verdim Korkut elinden falan. Onlar mesela orada gasketçi olmadığı için, burada da diken olduğu için gelip bizim gasketlerden alıp götürürler. Bizim elimiz alışmış. Bize yani ne diyeyim yani
oyuncak gibi geldi. Yani öyle bir zorluğu yok. Çünkü 59 sene bir insan bir mesleği yaparsa ona zorluk olmaz ki. Neden zorluk olsun ki? Si je t'écris cette lettre, c'est que ce soir je me sens seul sans toi. Daha bu iş insanı besleyemez. Ha, ben emekliyim, önceden evimi almışım, çocuklarımı okutmuşum. Fakat şimdi olsa bakın, ben bunu televizyonda ilk kez size söyleyeyim. 82'de, ben 81'de burayı açtım. 82'de Maliye'ye kaydoldum. Ben burada bir şapka sattım 30 liraya. Bizim bir akraba gelmişti, öldü Allah rahmet eyle. O geldi dedi ki, sen dedi ben bankaya gideceğim, Bağkur yatıracağım. Sen gelirsen sen de gel yatır. Dedim gidek Hacı abi. Burada o sırada bir müşteri geldi. Burada bir şapka sattım 1000 liraya, gittim bir aylık Bağkur'u yatırdım. Şimdi bir şapka 30-40 lira, bir aylık Bağkur 900-950 lira. Yetişmek mümkün değil. O zaman ucuzdu. Şimdi çok pahalı. Şimdi çok pahalı. Ben 30 tane şapka satacağım ki sermayesine birlikte Bağkur'u diyeyim. Mümkün değil. Ve bir ayda Bağkur'umu cezaya bırakmamışım. Ödemişim. Çünkü biz öyle çalışıyorduk. Çünkü iş vardı. Para kazanılıyordu. Müşteri geliyordu. Sonra bizde çiviye dükkanda şapka asmak mümkün değil. Hep çiviler boştu. Millet kuyruktaydı, sıradaydı. İş yetiştirmek mesele yani. Ya biz, ben hiç unutmam, sene 70'lerde bir gün eski dükkanımda biz 500 liralık iş yaptık. Beraber çalıştığımız arkadaş dedi, ya bugün ne kadar güzel iş yaptık. 500 lira 70'lerde çok iyi para. Mensucattan çalışan bir kişi 500-600 lira aylık alıyordu. Şimdi çalışsa 5 lira, 5 bin lira eder. Yani biz 5 bin liralık bir günde iş yaptığımızı biliyoruz. Nerede şimdi o? Merinos kumaşı, tahminim bilmiyorum nerede yapıyorlardı, herhalde batıda. Merinos kumaşı yapıyorlardı, Sümerbank'ın kumaşı. Biz, Ankara'da bize kumaş toplayan bir Mişon Özgün diye bir Yahudi vardı, bir de Musa Sarıkavak. İkisi de öldü. Onlar bize kumaş gönderirlerdi. Getirirlerdi torbayla, gönderirlerdi ambarla. Biz alırdık, efendim Antep'te getirenler vardı. Daha kumaş yetmezse, yani o kadar biz kumaş işli ki, bunların getirdiği kumaş bize kafi gelmiyor. O zaman kumaşın tanesini 1 liraya alıyık. Sümerbank kumaşını, Sümerbank'ın 45 liraya metresini alıyık. Ve şapka yapıyık, bizi gurutuyor. Şimdi olsa gurutması mümkün değildi. O zamanın 45 lirası çok iyi para. 5 tane gasket parası, 150 bin lira. Ya plak firmasını açmanın bir şeysi yok. Ama kendi firması. Şöyle tamam. Şimdi... John Holiday buna plak... Malatya'da tüccar pazarında bir iki kişi kaldı manifatura, metre işi satan. Hepsi hazır giyim satıyor. Eskide terziler
bayrama 2 ay kala sabahlarlardı. Çalışa çalışa sabaha kadar çalışırlardı. Şimdi nerede? Adam da sonra pantolu daha yamalıklı giyerlerdi. Yoktu ya. Eskiden yokluk çoktu. Tabii siz bunları görmediniz. Ben gördüm. Evlerde halının yerine hasır vardı. Efendime diyeyim, odun sobası. Odun sobasının közünü mangala çekilirdi. Mangalda kayılırdı o şekil. İnsanlar ısınırdı. Şimdi bakın doğalgaz var. Her şey mümkün. Şimdi eskide insanların para harcayacağı bir şey yoktu. Bakın bugün hepimizin evinde belki 10-20 çeşit elektrikle çalışan alet var. Eskide yoktu ki. Elektrik Malatya'da evinde olan tek pek nadirdi. Tek tüktü yani. Öyle fazla bir şey yoktu. Bende plakı olan 20 tane Malatyalı sanatçı var. Plakı sadı olan, kaset olan veyahut bölge sanatçısı olan, plak doldurmamış onlar ayrı. Malatya'nın birçok sanatçısı var. Bakın Kemal Çırık, Zehra Bilir, Hülya Süer, efendime diyeyim Malatyalı Fahri amcası oldu Yaşar Gayahan, efendime diyeyim Kemal Keskin, birçok Selahattin Alpay, Sami Kasap, Yüksel Özkasap, birçok sanatçı var. Malatya'nın müzik şeyi çok geniş. Sonra Malatya'da eskiden beste yapan kişiler de vardı. Bunlar türküler halen radyoda söyleniyor. Yani bu büyük başarı. Plakçılık o zaman çok zirvede bir şeydi. Nasıl yani söyleyeyim? Öyle bir şey ki adamlar su gibi para kazanıyordu. Plakçılık adamlar yetiştiremiydi. Mümkün değil ha. 24 saat plak basılardı. Mahmut Tezcan'ın yanında çalışan bir Çarmızılı, bir dükkanda tanıştık. Dedi ben yanında çalıştım, plak yapıyordum. Dedi günde dedi 600 tane mi? 6000 tane plak döküldük dedi. Yetiştiremedik dedi. Mümkün değil ya. Sonra adamlar, o Ermeniler zaten 5 şirket vardı, 5'i de Ermeniydi. Dedi, onların yaptığı plaklar halen bende var, sesi bozulmamış. Bir filmi vardı gördün mü? Sinemada. Yok. Frank Sinatra'da.